Yenikapı Malatya günleri öncesi dernek başkanlarımızla istişare toplantısına siz değerli dernek başkanlarımız, misafirlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biz burada bir yüzeyiz. Çok kıymetli isimler var. Herkesi tek tek anons edemeyeceğiz. Tabii ki kıymetli isimlersiniz hepiniz. Zaten diyorum ya, bir aileyiz. Biz bizeyiz. O yüzden kusurumuza bakmazsınız umarım. Çünkü toplantıya da geçeceğiz. Çünkü önümüzde çok güzel bir program var. 2 yıllık bir pandemi sonrası yeniden her şeye, hayata, akışa merhaba diyeceğiz aslında. Bununla alakalı bir araya geldik, konuşacağız. Çok güzel Malatya günleri yapacağız tabii ki. Makon olarak, bu sene makon olarak yapıyoruz efendim. Konu Malatya. Malatyalılar İstanbul'da nasıl güzel lanse edebiliriz? Bunu konuşacağız tabii ki. Evet. Yanımda arkadaşım var. O da bir Malatyalı. Belki tanıyorsunuz, belki tanımıyorsunuz. Karakız Özlem Radyocu, Özlem Akdoğan. Tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir Malatyalı hemşerimle aynı sahnede olmak, aynı mikrofonu paylaşmak benim için gerçekten de çok güzel. Kıymetli hemşehrilerim, sizleri burada görmek ve sizlerle gönül gönül olmak benim için çok kıymetli, çok değerli. Tarih boyunca çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Aslantepe Devleti'nde UNESCO, Dünya Mirası listesine girmiş, dünya kayısı ihtiyacının %80'ini tek başına karşılayan Türk siyasetine ve sanat hayatına birçok değer katmıştır sevgili konuklar. Anadolu'nun buluşma noktası olan kadim şehrin insanları 21-24 Ekim'de İstanbul Yenikapı'da düzenleyecek olan Malatya günleri tüm Türkiye ile buluşuyor ve biz bu yüzden gerçekten de çok mutluyuz. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile belediye başkanları, Malatya İlçe Federasyonları, derneklerin katılımıyla 4. geleneksel Malatya günlerine katılımınızdan dolayı gerçekten de çok mutluyuz. Çokça teşekkür ediyoruz. Tekrar bir kez daha hoş geldiniz. Efendim, biraz önce de söylediğim gibi çok kıymetli isimler var. Hepiniz çok kıymetlisiniz ama federasyon başkanlarımızı müsaadenizle anons etmek istiyorum ki onlardan bir tanesi Pütürge Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Osman Dursun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakanlığı Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Kolay. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Darende Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Hulusi Eser. Hoş geldiniz. Federasyonu aynı zamanda Konfederasyon Kurucu Genel Başkanımız Sayın Aziz Damar. Hoş geldiniz. Ev sahibimiz aynı zamanda. Bunu beklemiş olabilir. Esen ve Malatya Dernekler Federasyonu Başkanımız aynı zamanda Doğa Yol Dernekler Birliği Başkanımız Sayın Uygun Öztürk. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Anadolu Yakası Malatya Dernek Federasyonu Başkanımız kendisi rahmetli oldu. Mehmet Taş Bey'den diye öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Federasyon adına Federasyon Başkan Vekili Hayrullah Kalkan aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Tabii bu arada sürçülisan edersek affola, unuttuğumuz isimler varsa affola. Biraz önce de dediğim gibi biz bir aileyiz, Malatyalıyız. Ötesi var mı? Evet, dahası yok artık. Kıymetli hemşehrilerim, hepimiz biliyoruz ki insanı insan yapan en önemli unsurlardan birisi de onların birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması ve gerçekten de bazı organizasyonlarda el ele olması. İşte böyle güzel organizasyonlarda el ele olursa başarı art arda gelir ve gerçekten her anlamda takdir ediliriz. Şimdi MASTÖK, Malatya Spor, Malatya Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Alim Yevrek Beyefendi'yi, kıymetli başkanımızı ben sizlerin o güzel alkışlarıyla konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum efendim. Hoş geldiniz başkanım. Buyurun. Evet, çok kıymetli federasyon başkanlarımız,
çok kıymetli vakıf başkanlarımız, çok kıymetli dernek başkanlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tabii burada sunucu kardeşlerim, tedessüm başkanımızı anons etti. Çok kıymetli dernek başkanlarımız da var burada. Belki çoğu dernek başkanı olduğunu anons edin de ben her bir dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve buraya bizleri yalnız bırakmadıkları için buraya katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii uzun bir süre sonra sizlerle bir arada olmaktan, biliyorsunuz yaklaşık 2 senedir hakikaten birbirimize uzak durduk. Ve bu süre içerisinde birbirimizin değerini daha da anladık. Sizlerin kıymetini daha da iyi anladık. Ve bu vesileyle inşallah ondan sonra da hep birlikte oluruz. Ve bu pandemi 2 sene içerisinde hakikaten ciddi sıkıntılar yaşadık. Sadece biz değil, dünya yaşadı. Ve inşallah bir daha yaşamayız ve en kısa süre içerisinde inşallah biter. Ama tabii bitmedi. Bitmediği için de yine dikkat etmemiz lazım. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Maskemizi takmamız lazım. Tabii ki aşı olanlar var ama yine de dikkat etmemiz lazım. Hala devam ediyor. Bu vesileyle de pandemiden dolayı hayatını kaybedenler, çok yakınlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Ve bu vesileyle onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Tabii çok kısa önce biliyorsunuz mazlum kurucularımıza kıymetli Fevri abimizi de kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli, çok değerli bir abimizdi. Malatya Suyut Okulü'nde de büyük hizmetler etti. Bu vesileyle ona da Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum. Anadolu Yakası Federasyon Başkanımız Mehmet Taş'ı da kısa süreçlisi kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz bu vesileyle ve ailelerine sabırlar diliyoruz. Mehmet Çelik Başkanımızın da kısa vadede kardeşini kaybettik. Kalp krizi sonucu genç bir kardeşimizdi. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Hakikaten orada böyle bahsetmek çok kıymetli abilerimizi, arkadaşlarımızı dediğim gibi kaybettik. Ama inşallah en kısa süre içerisinde dediğim gibi pandemi biter. Bu vesileyle de hem pandemide kaybettiklerimiz var hem de eceliyle de ölenler var. Tabii ki pandemide eceldir. Hepsi mutlaka eceldir ama tabii ki tedbirimizi alacağız. Tedbirimizi alacağız, takdiri Allah'a bırakacağız. Bu vesileyle inşallah tedbirlerimizi de beraber alırız. Evet, kıymetli federasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız, kıymetli misafirler, kıymetli Malatyalı hemşehrilerim, 4.sünü yapacak olacağımız Malatya tanıtım günlerini, biliyorsunuz daha önce de kıymetli Malatya Dernekler Federasyonu yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Mesele Malatya ise, söz konusu Malatya ise, ve bu Malatya'ya hepimizin sahip çıkması lazım. Ve o arkadaşlar yaptı, güzel de yaptılar. Biz de elimizden girdiği kadarıyla destek vermeye gayret ettik, destek verdik. Son bundan öncekini de beraber yaptık birlikte, konfederasyonla beraber birlikte yaptık. Güzel de oldu. O senede yine Malatya konfederasyonu olarak yapıyoruz. Tabii ki biz istiyoruz ki hep beraber yapalım. O Malatya tanıtım günleri. Belki konfederasyon olarak evet öncülük olarak öncülüğü biz yapıyoruz. Konfederasyon olarak biz organize ediyoruz. Ama bunun Malatyaların olduğunu, Malatya tanıtım günlerinin bütün Malatyaların aslında ev sahibi olduğu bir organize olarak. Oraya gelecek buradaki gurbetteki Malatyalı hemşehrilerimizi belki orada hiç Malatya'ya gitmemiş olan hemşehrilerimiz olacak. Onları misafir edeceğiz. Ve farklı illerden gelecek, farklı kültürden gelecek insanları misafir edeceğiz. Bu vesileyle istiyoruz ki bütün Malatyalılar önce evet
Malatyalar gelecek. Malatyalar mutlaka önde olacaklar ama aynı zamanda da ev sahibi olmasını istiyoruz. Çünkü Malatya tarafından gönderiyoruz. Ve bütün Malatyalar inşallah İstanbul'da hem orada bu vesileyle hep beraber orada oluruz. Hem de en güzel şekilde Malatya'mızı, kültürümüzü en güzel şekilde tanıtırız. İnanıyorum ki orada federasyon başkanlarımıza çok iş düşüyor. Onlarla beraber biz istişare yapacağız. Dernek başkanlarımızla istişare yapacağız. Bugünkü toplantımızın sebebi zaten istişare toplantısı. Ve burada bizim de mahsup olarak, konfederasyon olarak ve federasyon başkanlarımızla beraber istişare yapacağız. Sizin düşünceleriniz, fikirleriniz bizim için çok kıymetli, çok değerli. Ben komisyonda olan arkadaşlarıma söyledim. Her bir dernek başkanımızın, her bir Malatyalı hemşehrimizin düşüncelerini, fikirlerini mutlaka dikkate alın. Belki bizim görmediklerimizi, belki bizim doymadıklarımızı onlar görmüştür, onlar duymuştur. Ve onlarla beraber çok güzel bir organize yapalım inşallah. Onun için herkesin düşüncesine, görüşüne ve mutlaka fikrine ihtiyacımız var. Onu özellikle söylemek istiyorum. Tabii burada konfederasyon olarak biliyorsunuz daha önce burada mastop olarak da aynı şeyi söylüyorduk. Bugün konfederasyon olarak aynı şeyi söylüyoruz. Hiçbir zaman sivil toplum örgütlerinin içerisinde asla biz ayrım gayrım yapmayacağız. Çünkü sivil toplum örgütlerine olarak her zaman sivil toplum örgütleri bana göre siyaset üstüdür. Ben bunu her zaman her yerde söylüyorum. Çünkü sivil toplum örgütleri ne görüşü olursa olsun, ne düşünce olursa olsun Malatya olan hemşehrimizin hepsini kapsıyor bu konfederasyon. Çünkü Malatya'da hemşehrilerimiz biz diyoruz ki Malatya gerçekten Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Ermenisiyle, her düşüncede, her görüşte Malatya hemşehrilerimize biz istişare yapıyoruz. Onların düşüncesi, görüşü ne olursa olsun Malatya meselesiyse, Malatya için bir şey yapılacaksa herkesin düşüncesi, görüşü bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Sivil toplum örgütleri olarak da biz yapacak olacağımız Malatya tanıtım günleri konfederasyon olarak biz her düşüncede, her görüşte olan hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, hangi düşünceye mensup olursa olsun biz oraya davet etmek istiyoruz ve Malatya Gönlü'nün tanıdığı Gönlü'ne sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü orada biz Malatya tanıdığı Gönlü'nü yapacağız. Farklı bir görüşün, farklı bir düşüncenin, farklı bir siyasi partinin orada organizasyonu olmayacak. Malatya'nın tanıdığı Gönlü'nü olacak. Dünyada 3 milyon Malatyalı var ve 3 milyon Malatyalı'yı temsil edeceğiz. O doğrultuda yola çıktık ve bu vesileyle tabii ki dediğim gibi Malatya'da hemşehrilerimizi orada en güzel şekilde temsil ederken misafirlerimizi de en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz ve bütün 81 ile de örnek olmak istiyoruz. Çünkü biz diyoruz ki sivil toplum örgütlerinin içerisinde mutlaka siyaset yapan hemşehrilerimiz vardır, arkadaşlarımız vardır, dostlarımız vardır. Çok farklı partilerden yapan ama Malatya meselesi ise siyaseti bir tarafa bırakacağız. Malatya'mıza hizmet edeceğiz. Zaten siyasi partilerin hizmeti de illerine, bölgelerine hizmet etmektir. Seçildikten sonra da hangi görüş, hangi parti olsa olsun oraya hizmet edecektir. Onun için seçilmişler mutlaka dediğim gibi zaten bu ayrımı yapmıyorlar, yapmayacaklar da. Biz de sivil toplum örgütleri olarak da asla yapmadık, yapmayacağız. Tabii ki ister istemez bazen benim üzen bazı şeyler de var, burada söylemek istiyorum. Demin Malatya tanıtım günlerini yapan arkadaşlara çok teşekkür ettim. Her zaman her yerde de diyorum çünkü mesele Malatya meselesiydi. Ama şunu söyledik, her gittiğim yerlere o zaman mastup vardı. Mastup'un mutlaka bu işin içinde olması gerektiğini defalarca söyledim. Tabii ki o aldıktan sonra o arkadaşlara da destek oldum. Ama biz istiyoruz ki bugün de o arkadaşlar yanımızda olsunlar. Hatta geçsinler, destek olsunlar, tecrübelerinden de faydalanalım. Çünkü 2-3 senedir yapıyorlar, iyi de yapıyorlar. Bugüne kadar
geçen sene de biliyorsunuz, daha doğrusu bir önceki dönemde, yani 2 sene önce de biz yine makum olarak bunu aldık ama arkadaşlar hazırlık yapmışlardı ve bu arkadaşlarla beraber yaptık. Dedik ki Malatya'nın menfaatine, Malatya'nın birliği, beraberliği için birlikte yapacağız ve birlikte yaptık. Makum almasına rağmen birlikte yaptık. Ama bugün bundan sonra da herkesi davet edeceğiz. Onu söyleyeyim, özellikle de yine davet edeceğiz ve herkesi orada sayıp çıkması lazım. Ama maalesef yani inanmak da istemiyorum ama yani katılmaması için bazı yerlerin araması, bazı yerlerin katılmaması için aranıp söylemesi de bu Malatya'da yakışmaz arkadaşlar. Hiçbirimize yakışmaz. Malatya tanıtım günlerini bize çıkıp hep birlikte sayı çıkmamız lazım, desteği çıkmamız lazım. Ve bu beni üzüyor, bir Malatyalı olarak asla desteği davranmamız lazım. O bir kurumdur ve bu kurum öncülük yapıyor ama sözlerimin başında da söylediğim gibi bu Malatya meselesidir. Malatya tanıtım günleri diyoruz. Evet, makumlar Malatya Kum Federasyonu öncülük yapıyor. Federasyon olarak, çatı olarak ama bu Malatya tanıtım günleridir. Her şeyi bir tarafa bırakmamız lazım. Gelin Malatya'mızı en güzel şekilde temsil etmemiz, en güzel şekilde ziyaret etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız da gelecekler, destek verecekler. Ama sağ olsun federasyon başkanlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz bu konuda gerçekten konu Malatya'ysa biz Malatya için her zaman her yerde oluruz. Ve onlara da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki ayın 21 ile 24 arasında yapacağımız organizelerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ve bütün şimdide katılacak bütün Malatya'da hemşehrilerimizi, federasyonlarımızı, dernek başkanlarımızı, vakıflarını şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Allah inşallah bizi utandırmaz. İnşallah Allah bizi Malatya hemşehrilerimize utandırmaz. Ve Allah'ın izniyle inşallah hayırlısı en güzel şekilde orada yüzümüzü hak olarak çıkmak istiyoruz. Ama bunu sadece tek başımıza değil, sizlerin desteğiyle, sizlerin duasıyla, sizlerin fikirlerinizle, düşüncelerinizle inşallah yapacağız. Ve ayın 21 ile 24 arasında Malatya'yı en güzel şekilde temsil edecek. Orada o ürünümüze inşallah imza atacağız sizlerle beraber. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Tabii burada dernek başkanlarımızın, federasyon başkanlarımızın düşüncesi olacak. Düşünceleri, görüşleri, fikirlerinden bizim de katkı sağlamak isteyen dernek başkanlarımıza burada konuyla alakalı olan arkadaşlarımız cevap verir. Elimden geldiği kadarıyla ben soru cevap olarak sormak istediğiniz soru varsa cevap veririz. Ama dediğim gibi aynı zamanda da fikirleriniz, düşünceniz, katkılarınız bizim için çok kıymetli, çok değerli. Onları da bekliyoruz. Ben tekrar buraya katılım sağlayan federasyon başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza ve Malatya'da hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Tekrar Malatya tanıtım günlerini ve istişare toplantımızın hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ve bu güzel konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu kadar mı alkış? Bence çok daha güçlü olmalı. Çok teşekkürler. Bu konuşmasına imzanızı atarsınız diye düşünüyorum. El birliğiyle hepimiz destek olarak, yardımcı olarak Malatya tanıtım günlerinde gerçekten hem Malatya'da hemşehrilerimizle hem diğer misafirlerimizle çok güzel bir organizasyona imza atmış olacağız. Yani herkes bizi konuşacak mı? Biz misafirlerimizi çok iyi ağırlamış olacağız mı Malatya'da hemşehrilerimizle? Olacak mıyız? Olacağız değil mi? Evet, aramızda bulunan kıymetli isimler var. Onlardan ilki Yaygın Dernek Başkanı Sayın Ekrem Biner. Hoş geldiniz efendim. Hekiman Dernek Başkanımız Remzi Keleş. Hoş geldiniz. Gözlüce Dernek Başkanımız Sayın Hıdır Aktaş. Hoş geldiniz. Küçükçekmece Malatyalar Dernek Başkanımız Sayın Mustafa Karakaş. Hoş geldiniz. Sinanlar Dernek Başkanımız Sayın Yaşar Dursun. Hoş geldiniz. Bakımlı Dernek Başkanımız Sayın Metin Yalçın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tepe Deresi Dernek Başkanımız Aziz Orhan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkiz Pınar Dernek Başkanımız Sayın Nezat Kaya, hoş geldiniz.
Kamışlar Geveniz Dernek Başkanımız Mehmet Gencer. Hoş geldiniz. Yazılan Eğribük Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımız Sayın Ali Güler ve kıymetli eşi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Ramazan Bulun Malatya Gönül Birliği Derneği Başkanımız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Doğan Yal Uzuntaş, Ulutaş özür diliyorum. Ulutaş Dernek Başkanımız Remzi Doğan. Hoş geldiniz. Hasan Özcan, MİHAT, Malatya İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkan Vekilimiz. Hoş geldiniz. Anadolu Birlik Başkanımız Recep Sarıgül. Hoş geldiniz. Beren Vakfı Başkanımız Bayram Onur. Hoş geldiniz. Arapkir Spor Kulübü Başkanımız Metin Akyüz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bayır Köyü Mehmet Karaman Petürge. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Akçadağ Kozluca Şahin Pekcan Başkan Vekili. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gülten Benek sanatçı hanımefendi aramızda var. Sanatçı dostumuz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Doğan Yol Akkent Başkanı Sayın Yaşar Alkul. Hoş geldiniz. İzoğlu Vakfı Ahmet Ayhan Remzi Aytekin. Hoş geldiniz efendim. Arguan Göçer Uşağı Dernek Başkan Yardımcımız Ali Seydi Çabuk. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Derviş Timur Taş Patürge Nohutlu Dernek Başkanı. Hoş geldiniz. Demir Akçakoç Nohutlu Koçerler Başkanı. Yani yanlış olursa lütfen soruma bakmayın. Koçanlar Derneği Başkanımız. Hoş geldiniz efendim. Akçadağlılar Akçadağlılar Çevre Köyleri Hasan Aygün. Hoş geldiniz. Pütürge Çaygören Osman Işık Başkan. Hoş geldiniz başkanım. Pütürge Erdemli Başkanı Sayın Davut Akdoğan. Hoş geldiniz. Pütürge Tatlıca Başkanı Zeki Keklik. Hoş geldiniz efendim. Yine Küçükçekmece Madenlikçe Başkanı Sayın Osman Özpolat Beyefendi aramızda. Başkanım siz de hoş geldiniz. İzoğlu Dernek Birliği Üretimi Sayın Salih Çiçek Beyefendi aramızda. Siz de hoş geldiniz. Ömerli Dernek Başkanı Sayın Hüseyin Bebiş Beyefendi. O da gecemize şeref verdi. Hoş geldiniz. Kotanlar Dernek Başkanı, Kotanlar Dernek Onursal Başkanı Sayın Cumali Taner Beyefendi. Gecemize şeref verdi. Malatya Platformu Başkanı Sayın Muzaffer Tunç Beyefendi aramızda. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Zeytinburnu Malatyalılar Başkanı Sayın Suat Sarıkaya Beyefendi. O da aramızda. Hoş geldiniz efendim. Hüsküşü Pütürge Malatyalılar Sayın Yusuf Usul. Pütürge Taşmış Sayın Hasan Akkaya. Hoş geldiniz. Doğan Doğu Konultay Başkanı Sayın Mustafa Menteş Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz. Bu arada medyadan da sanatçı dostlarımız var, gazeteci arkadaşlarımızla ve işte bulunan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Sanatçı dostlarımız da burada. Sayın Ali Aslan burada. Hoş geldin benim kıymetli dostum. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ömer Akbulut, İsmat Sultanbeyli Dernek Başkanı. Hoş geldiniz. Aktarlar Dernek Başkanımız Ahmet Polat. Hoş geldiniz. Kale Akçalı galiba. Öyle mi? Akçalı Dernek Başkanımız Fikret Korel. Hoş geldiniz. Pütürge Pazarcık Derneği Doğan Parlak Başkan Vekilimiz. Hoş geldiniz. Pütürge Dernekler Federasyonu Başkanı Osman Dursun. Tekrardan hoş geldiniz efendim. Darende Federasyon Başkanımız Hulusi Eser. Hoş geldiniz. Bayram Eşiro Hasan Altun. Hoş geldiniz efendim. Süleyman Kolay Darende Merkez. Hoş geldiniz. Vatandaşı Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Kolay. Hoş geldiniz. Battalgazi Tanışık Topluca Başkanımız Ramazan Çatallı. Hoş geldiniz. Malatya Kuruş Başkanı Gençlik Kolları Sayın Cihan Gümüş. Hoş geldiniz. Postkuran Dernek Başkanımız Ramazan Paşalan. Hoş geldiniz efendim. Turgut Gümüş
Şereyiz Gençlik Kolları Başkanımız. Hoş geldiniz. Osman Çalışkan, Kulunçak Kızılmağara. Hoş geldiniz. Mehmet Ara, İbrahim Asba, Lider'den. Hoş geldiniz. Ali Satılmış, Zamane Efendi. Ali Satılmış, hoş geldiniz efendim. Fatih Çelik, Aşağılı Pınar, Zaren Bey. Hoş geldiniz. Defalar getirdiniz istiyoruz. Aynı zamanda Kubbe Eylül Vakfı Yönetim Kurulu Küçükçekmece Esnaf Odası Başkanı Sayın Mustafa Yorulmaz. Hoş geldiniz. Malatya Eğitim Vakfı'ndan Tülin Hanım mesajlarını iletmişler. Efendim sağlık probleminden dolayı aramızda bulunamıyorlar. Ama selamlarını göndermişler. Teşekkür ediyoruz sevgili Tülin Şahin Hanım Efendi. Sanatçı dostumuz Ahmet Satılmış aramızda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dünya Barış Kongresi'ne gelen başkanı Sayın Muzaffer Tunç Beyefendi aramızda. Gecemize şeref verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Sideki Derneği Başkanı Sayın Cemal Uzun Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz. Rıka Dernek Başkanı Sayın Hakan Hasan Arıkboğa aramızda. Hoş geldiniz. Halikan Yaygın, Yaşar Yaman. Hoş geldiniz. Arı Toprak Derneği Başkanı Sayın Yusuf Canbay aramızda. Hoş geldiniz. Cumali Bozgek, Baş Mezra Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Nazime Özdemir, Bağcılar Malatya Derneği Başkanı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nazime Özdemir, Malatya için, Malatya için çok önemli bir isim. Gerçekten çok sevindim bir adam. Onun için ayrı bir alkış istiyorum. Çünkü yıllardır Malatyalılar için çok bekliyor. Belki evinde bile bu kadar zaman geçirmiyordur. Malatya için çok şey yapıyor gerçekten. Sorun cevabı geçelim o zaman. Ama orada satılıyor. Unuttuğumuz isim var mı bilmiyoruz. Oradan bu tarafa satabilirler. Ben de zaten biraz bu tarafa. Efendim, tabii soruları cevaplamak üzere 4 tane tarihi isim belirledik aramızda. Onları alkışlarınızla davet edeceğiz. En başta zaten model mi? Onlar şimdi almışlar. Çaygören Dernek Başkanımız Ekrem Bozdoğan. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dernek Direkliler Dernek Başkanımız Ali Karadere. Karadoğan. Özür dilerim. Özür dilerim. Ali Recep yazılıyor. Elinize ulaştım. Yolda olur. Kusura bakmayın. Ali Karadoğan Beyefendi. Siz de gerçekten çok önemli bir isimsiniz. Maslak için, Malatya için. Beyefendi kişiliğinizle, duruşunuzla yıllardır takdir ettiğim bir beyefendisiniz. Hoş geldiniz efendim. Sultan Gazi Malatyalar Dernek Başkan Yardımcımız Mehmet Erdoğan Beyefendi. Hoş geldiniz. Şimdi dernek başkanı olup da ismi okumadığınız varsa yazıp bize ulaştırabilirler. Evet, dernek başkanları. İsmini okumadığınız varsa bize... Gerek federasyonu, gerek de Malatya hemşehrilerimiz nasıl, ne yapacağını gayet çok iyi biliyorlar. Ama bu algı hiç doğru değildir. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Sayın Valimizle, milletvekillerimizin hepsine davet ettim. Durumu izah ettim. Böyle bir algı olduğunu bana söylediler. Ben şunu söyledim ya, söylüyorum orada da sesleniyorum. Böyle bir algının, böyle bir doğru olmadığını kendilerinin bir araştırsınlar. Malatya Konfederasyonu ve Malatya Sivil Toplum Yürütüleri hiçbir zaman bir siyasi partinin arka bahçesi olmadı, olmadı. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ama şimdi içimizde siyaset yapan, farklı bir partiye gönül veren, onun hesabını biz yapamayız. Çoğunluk, azınlık fark etmiyor ama hiçbirisine asla adaletsizlik, haksızlık yapmadık. Hele hele davetlerimiz konusunda asla ayrımcılık yapmadık. Ama görüyorum ki maalesef siyasetçilerimize de söylemek istiyorum. Bunu Malatya Spor'da söyledim. Ya biz artık bir olmamız lazım. Birlikte hareket. Malatya için bir şey yapıyorsa siyasi dönüşücesi görüşü ne olursa olsun Malatya'nın menfaatine yapacaksın. Hangi partinin milletvekili olursa o Malatya'nın menfaatine birleşmek zorundasın kardeşim. Seçildiysen hangi parti olsun önemli değil. Sen Malatya milletvekilisiyse, Malatya'ya siyaset yapıyorsan herkese hizmet edeceksin. Allah rahmet eylesin. Sayın Mevlüt Aslanoğlu. Hepimiz arıyoruz değil mi?
farklı partide siyaset yapıyoruz. Ama farklı partilerin hepsinden kendisine her zaman şunu, kendisine Allah razı olsun diyoruz. Malatya'nın menfaatine siyasi kimliğini bir tarafa bırakıyordu. Biz bunu gördük, tanıdık ve biliyoruz. Biz diyoruz ki diğer siyasetçilerimize de bunu bekliyoruz. Tabii ki kendi partilerle alakalı mutlaka çalışmalar yapacaklar. Buna saygı duyuyoruz ama Malatya'nın menfaati olduğu yerde birleşmek zorundayız. Ben bütün siyasetçilerimize de şunu söylüyorum. Bu Malatya tanıtım günüdür arkadaşlar. Malatya'nın günüdür. Malatya tanıtım günüdür ise Malatya Büyükşehir de burada olmak zorunda, valisi de olmak zorunda, ilçeleri de olmak zorunda. Herkesin gelmelidir bana göre. Ha gelmezler, etmezler. Burada 3 milyon Malatyalı var. Ama ben Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştum. Katılım sağlayacaklar. Sayın Valimizle görüştük. İlçe Belediye Başkanlarımızla görüştük. Ama bu algının olduğunu da onlar da biliyorlar. Şunu söyleyeyim. Ben o arkadaşlara da bazı belediye başkanlarımıza bana durumu izah ettiler. Çok da fazla ya hak da verdim. Evet. Sizi farklı şekilde, farklı yorumluyorsa bir şey diyemem. Ama bu algının olmadığını, bu algıyı yaratan arkadaşlara da hakikaten bir Malatyalı'ya yakışmaz, bizlere yakışmaz değerli hemşehrilerim. Ama bütün milletvekillerimizle görüşen, bütün milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçe belediyemizle hepsi katılım sağlayacaklar. Onu söyleyeyim. Herkes orada olacaklar. Ve onlarla beraber, çünkü Malatya herkesle beraber güzel olacak ve bütün siyasetlerimizi de oraya bekliyoruz. İnşallah hep beraber davet ediyoruz burada. Federasyon başkanlarımızı da, dernek başkanlarımızı da, bütün siyasetçilerimizi oraya davet ediyoruz ve inşallah bir an silikon masa zaten katılacaklar. Ben kendileriyle konuştum. Ama algı yapmaya devam ederlerse ve bu algının içinde akar gelmezlerse onları bileceğiz. Bir şey diyemem. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu soruyu sorduğunuz için çok fazla detaylara girmek istemedim. Ama Malatyalılar her zaman ne yapacağını çok iyi biliyorlar. Ben istiyorum ki Malatya tanıtım günleri, Malatyaların günleri, Malatya'mızın olsun. Ben şuna inanıyorum, emin olun. Allah'ın izniyle biz işimizi doğru yapalım, haklı yapalım, doğru yerde duralım. Doğru işler yapalım. Allah da bize yardım edeceğine inanıyordum. Ve çok güzel bir, farklı bir Malatya tanıtım günleri olacak. Onu söyleyeyim. Malatya tanıtım. İnşallah Allah'ın izniyle çok iyi olacak. Çünkü her renkte, her düşüncede, her görüşte herkes bu işin içinde olacak. Katkı sağlayacak, destek verecek, düşüncesi olacak, fikri olacak. Hepsini de mutlaka değerlendireceğiz. Bu vesileyle ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Soruyu sorduğunuz için de hemşehrime teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, başkanımızı almak isteyen var mı değerli başkanlarımızdan? Başkanımızda bir şey, pardon, bu şey mi olacak? Bu sağlık yönünden gerekli şeyler, önlemler alınıyor mu? Ben söyleyeyim isterim. Bunu özellikle Nazif Hanım'la biz Büyükşehir'e görüşmeye gittik. Bunların hepsini konuştuk. Orada yeterince Büyükşehir Belediyesi, tabii söyleyeceğim. Büyükşehir Belediyesi orada yeterince eleman bulunduracak ve her girenden HES kodu isteyecek mutlaka. Bu çok önemli. Bunu bundan taviz vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada hepimizin sağlığı önemli. Aynı zamanda orada özellikle çadırların havalandırmasını konuştuk. Yani ne kadar işte sürede havalandırılacak, ne kadar sağlıklı olacak hava falan hepsini konuştuk. Gerek temizliğini konuştuk, yani birçok şeyi konuştuk. İnşallah pandemi koşullarında, pandemi kurallarına uyarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak inşallah hiçbir hemşehrimizin, hiçbir kişinin orada hastalık kapmadan inşallah bu günleri bitireceğiz inşallah. Başka söz almak isteyen var mı? Hatta aslında şunu da bir yere konuyu tartıştık, yani acaba yapabilir miyiz diye. Yani acaba iki aşı yani arayalım mı diye şey yaptık ama o belki çok zor olur diye düşündük. Ondan dolayı onu iptal ettik. Ama en azından HES kodu mutlaka soracağız yani orada. Evet. Başka? Aziz Başkanım, onunla ilgili ben bir şey ekleyeyim. Kıymetli başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bu akşam bizi yalnız bırakmadınız. Sonuçta bu Malatya'nın programı. Makon Malatya'nındır. Adil Başkanım söyledi. Gerçi de biz davetiyelerimizi aslında buraya getirip bütün dernek başkanlarımıza burada da vermek isterdik ama bazı işte aksaklıklardan dolayı yetişmedi. Şu anda basında belki tek tek dernek başkanlarımıza bizzat davetiyeyi getirip veremeyebiliriz. Zaten buradakiler herkes davetlidir.
bir de bir mesaj metni yayınlayacağız biz dernek başkanlarına. O mesajı da mutlaka siz üyelerinize atın. O gün herkesin orada olmasın ve Malatya Günleri'nin duyurusu için bunu sizden bekliyoruz. Bir de bu sağlık konusunu sordunuz. Onunla ilgili standları biz verirken stand çalışanlarından özellikle aşı kartı talep ediyoruz. Bu bizim kendi talebimiz. Yani belediyemizden istemiş olduğu bir şey değil. Kendimiz sözleşmeye ilave ettik. Aşı kartını istiyoruz. İki aşısı olmayan standta çalışamayacak ya da test yapacak. PCR testini yapıp ondan sonra gelip çalışabilecek. Yani o konuda biz gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Tabii ki hastalıklar bayağı yaygınlaşıyor. Yani yapacak bir şey yok. Ona da alıştık. Böyle devam edecek. İnşallah Allah tezelden hastalığı da bitirir. Giderken kurtuluruz. Yani mesela başkanımın genç bir yakını bugün doğum yapmıştı. Korona yakalanmış, ölmüş. 21 yaşında yanlış değilsem biz kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize de. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka standlarla ilgili soru sormak isteyen, yerle ilgili soru sormak isteyenler varsa onları da cevaplayalım. Teşekkür ediyorum. Ahmet Başkan, Mehmet Dayan, Mehmet Başkanımıza verelim. Ayağın parlamı. Günlüden aynı akşamlar. Sayın Korkun Başkanım, değerli başkanlarım. Geçen sene izlenimle şöyle bir izlenim oldu. Gıda ürünlerinde fiyatlar hayli yüksekti. Özellikle restoranlarda, yani içme çıkıyor, yemeği gidiyor. Çok müthiş yüksek fiyatlar ediyor. Bunlara dikkat alırsanız önemli olur. Bilmiyorum satın ücretini, bilmiyorum ama fiyatları hiç yapamayı bilmiyorum. Tekrar hayırlı olsun, hep birlikte inşallah. Biri olun, biri olun inşallah. Allah hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Teşekkür ediyorum. Bununla ilgili de mesela bütün turizm şirketleri, organizasyon şirketleri yani ciddi derecede bu işle ilgili bize teklifte bulundular. Organizeyi bize verin, stand işlerini bize verin diye ciddi de tekliflerde bulundular. Fakat biz orada standların Malatyalı'nın dışında kimseye verilmeyeceğini ve Malatya ürünlerinin haricinde satış olmayacağını, fiyatları da hani yüksek çıkmasın diye standların düşük bir rakama kiraya verildiğini, polisi başkanım gülüyor da bir teklifi o yapmıştı orada. Daha endeli tabii, ticaret kafası adam. Yani. Şimdi onunla ilgili biz o konuyu da çalışıyoruz. Yani inşallah onunla ilgili de sıkıntı çıkmayacağını düşünüyoruz. Tabii bu sene ama maliyetler yüksek, fiyatlar yüksek. Kayısının kilosu Malatya'da 40-45 lira olmuş yani. Bilemiyorum inşallah yok ama biz birinci kalite mal sattırmaya çalışacağız. Yani bizim hedefimiz o. En azından pahalı da alsak iyi ürün alsın. Pahalı da yese iyi ürün yesin. Başkanım ben günah değil de ya restoran olayında var. İkisi de içinde yani ikisi de öyle. Büyük şirketler var. Polisi başkan darendeli ama biz de darendeli de çevre kişi de miydi? Şimdi biz kaçmam biz hadi var. Ya polisi başı ister tabii, o evvelde için arkadaş çalışan olsa, o sadece sorumluluk alıp biraz destek olalım ondan sonra teşekkür ederiz sizin yani ona da diğer federasyon başkanlarımıza da. Adam kalktı orada farklı bir gitme gitmedi, ticari bakmadı, hizmet anlamında baktı, teşekkür ederiz kendisine. Bir de şöyle açıklayalım, şimdi tabii ki o yemek konusunda bizim standları verme konusunda fiyatlar oynuyoruz ama tabi biraz dikkat ederiz ama %100 bu işin tamamına biz şunu dersek yani şu yemek şu fiyatı olacak. Sana sadece bu kadar değil, o kadar gitme demezsin tabii ki ama ya oradaki yapacağı şeye de yani olacak şeyleri söyleyelim. Şimdi kalkıp da oradan neyi satacağına, kaç para satacağına, yılda birebir şunu satacağına biz diyemeyiz. Ama tabii ki şunu yapabiliriz. Oradaki satılacak malların kesinlikle özellikle Malatya buradaki yer. Çünkü Malatya'yı temsil ediyorsa oradaki satacak ürünlerin bunu şart koştuk. Onun kontrolü yapılacak ve düzgün malı satan birisi gene Malatya mamunu alıyorsa memnun kalması lazım. O konuda biraz titiz olacağız. Bu çok büyük bir kazanım. Şimdi bunun içine fitness sokmak, ayrımcılık yapmak ne gidiyorsun? Yakışır mı bu malı? Yakışılıyor mu? Üzüldüm gerçekten. Çok üzüldüm. Ben dile sitesi göreceğim. Şeyi izmez olacak. Sistemleri dağılmak. Yani ilçe ilçe olanlar biliyorsunuz, satış olan değil mi? İlçe olacak, yemeklerin verilecek, o
Cihan sen tanışalım. Başkanım, ilçe belediyeleri katılan belediyelere standları ilçe dernekleriyle beraber orada organize edecekler. Eğer ilçe derneği gelmeyen ilçe olursa da ilçe federasyonuna vereceğiz. İlçe belediyesi gelmiyor, onu söylüyorum. Yani ilçe belediyesi katılmazsa gelen Pötürge Belediyesi gelmedi. Pötürge Dernekler Federasyonu yapacak. Darede Derneği Belediyesi gelmezse Darede Federasyonu yapacak. Yani federasyonu olan ilçeler federasyonları temsil edecek. Ama büyük ihtimalle 13 ilçe belediyesi orada olacak. Yani o sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Tabii bu şu demek değil. Diyelim ki Akçadağ gelmedi. Akçadağlar Derneği var sonuçta. Akçadağlar Derneği tabii ki orada görmek isteriz. Geçen sene Sınır Nasipan yaptı bu işi. Sizler adına çok da güzel yaptı bence. Evet, şimdi değerli başkanlarım, şimdi sabrınızı taşımak istemiyoruz. Sonuçta bir olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Ondan dolayı çok bir arada durmak da doğru değil. Eğer arzu ederseniz zannediyorum herhalde herkes soracağını sordu. Ama Nasip Hanım'a sözü verelim, ondan sonra başkanımızla kapanışla bitirelim inşallah. Çok kıymetli başkanlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Tabii bu avlı veya günah keçisi ben ilan edildiysem de demek ki bir başarı var, kendini tebrik ediyorum. Şimdi özellikle başkanlarımla hep şunu rica ediyorum. Bu avlıyı kıralım. Böyle bir şey asla olmadı. Biz çünkü MAKON olarak müracaat ettik. Bütün MASTÜB'ün derneklerini de ekleyerek müracaatımızı yaptık. Öyle bir şey asla yok. Bu avlıyı kıralım. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Şunu söyleyeyim, bu gıda sektörüyle alakalı başkanım söyledi, zabıta orada denetleyecek. Büyükşehir bununla alakalı özellikle bize anlattı. Pandemi kurallarını hepsini uygulayacak ve bize şu şikayetlerde bulundular toplantıda. Dediler ki, mesela Malatya günleri yapıyorsunuz, Malatya'ya ait olmayan ürünler sattırıyorsunuz. Bunun için organizasyon şirketlerine vermedi, kendimiz yapıyoruz. Yani organizasyon şirketine verdiğiniz takdirde adam para kazanmak için satıyor herkese. Kontrol bizde, biz kendimiz yapıyoruz. Organizasyon şirketlerine verdik bundan dolayı. Ve tamamen mesela elinde kalan ürünleri çıkarmak isteyen esnafları da asla onları kontrol edeceğiz. Kötü ürün sattırmayacağız. Bunu derhal zabıtayla yaptıracağız. Bunun için hepiniz müşteri olun. Çünkü böyle bir ticari konuyla yani bir ticaret yapmak için bu Malatya günlerini yapıyoruz biz. Biz Malatya'yı tanıtmak için yapıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Nasip Hanım, iş bittikten sonra seni tebrik edecektik ama neyse peşin ettim. İçin sonu yakınlarsak. Şimdi tabii ki Nasip Hanım orada emeği büyük. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Malatya Sivil Kulüpler'de ve konferansında çok büyük hizmetleri oldu. Aynı şekilde hem Aziz Başkanım, Cihan Başkanım, Hasan Karakoç, Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük hizmetleri. Hamza, Boztepe, diğer abilerim, yönetim kuruldaki arkadaşlarımızın hepsini. Herkesin Allah razı olsun. Bugün aramızda olmayanlar var, hizmet edenler var. Gerçekten her bir arkadaşımız o gönül işidir arkadaşlar. Gerçekten kolay değil. Hepiniz şu an o işi bir meslek için yapmıyorsunuz, bir para için yapmıyorsunuz. Hatta cebinize para veriyorsunuz. Bu bir gönül işidir. Bu bir sevda işidir. Malatya meselesidir. Bu anlamda da hepiniz aynı işi yapıyorsunuz ama bizim yönetimdeki arkadaşlarımız, Mustafa abi de orada görmedim Mustafa arkadaşlar. Çok kıymetli arkadaşlarımızdan beri gördüm ama bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Mastop gençliği var. Gençlerimiz hakikaten çok büyük hizmet ediyorlar. Ve bizim Malatya Sivil Kulüpler Yönetim Kurulu üyesi, gençlerimiz, derneklerimiz, herkesin büyük emeği var. Herkese canı gönder, çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu işin sonunda da ben şunu söylemek istiyorum. Bu işin sahibi sizlersiniz değerli arkadaşlar. Ben bu akşamki istişarenin konusunda sizin dedikleriniz olacak. Bunu söyleyeyim. Niye? Çünkü şu değil. Herkes farklı bir şey söylüyor. O onu söylüyor ama sonuç olarak bunun içine bir doğru çıkar. Yani orada herkes farklı bir şey çıkar, içine çıkamaz ama herkesin düşüncesinin içinde doğruyu bulmak için herkesin fikrini alması ve herkesin düşüncelerini, görüşünü alması lazım. Sonuç olarak ortaya çıkan sizin dediğiniz olacak ve sizin dediklerinizle biz hareket edeceğiz. Çünkü Malatya meselesi sadece bizim değil, sizin de meseleniz.
O anlamda inşallah Malatya Tanıtım Günü'nü birlikte hep beraber en güzel şekilde, bugün burada belki aklınıza gelmeyen, sonra gelen bir şey olursa bize ulaşırsınız, düşünceleriniz, görüşünüz, eksik olduğunuz bir şey olursa biz bunları değerlendirip daha iyisini yapmak için inşallah hep beraber o işin içinde en güzel şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Ama tabii ki demin bir dernek başkanımız, herkes kendi üyelerine arası, evet biz reklamı yapacağız, bir arkadaşımızın reklam mutlaka olacak. Şu an biliyorsunuz sosyal medyada farklı mercilerden onu mutlaka yapacağız dediğim gibi olsa da. Ama kendi üyelerimizi, kendi herkesi oraya davet etmek, komşularımızı oraya davet etmek de bir o kadar önemli. Onun için bu işin sahibi sizler olarak sizlerden ricam, hepinizin bu işi bir tarafından tutmasını istiyoruz ve bu işe sahip çıkmasını istiyoruz. Hele şu algıyı da inanıyoruz ki buradaki bütün dernek başkanlarımızı olan olmayan, şurada rahatsız olan çok kıymetli arkadaşlarımız var. Ve bu algıyı çıkaranların yanında, yanı başında olanların da çok rahatsız olduğunu çok iyi biliyorum. Ve gerçekten siz bizim samimiyetimizi biliyorsunuz, düşüncelerimizi, görüşümüzü biliyorsunuz. Ama dediğim gibi biz hata yapabiliriz, eksik yapabiliriz. Ama asla Malatya'nın menfaatinin dışında bir şey yapmadık, yapmayacağız. Ve sizlerden de destek istiyoruz. İnşallah onun için de en güzel şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Ben çok fazla da uzattık, haklarınızı helal edin. Aziz Başkanım dediği gibi çok fazla da tutmak istemiyoruz kapalı yerde. Ve bu vesileyle kapatacağım, hep bir şey söyleyeceksin. Tabii ki burada komisyonumuz var, kurmuş bir komisyonumuz var. Hem cemaat başkanımız olsun, az başkanımız olsun, ayıklı başkanımız olsun var. İstersen cihan başkanlık komisyonundaki görev alan arkadaşlarımız, çünkü niye? Gecesini gündüzüne katıyor. Gerçekten işini gücünü bırakmış ve bu komisyonda görev alıyorlar. Ve bunlar gönüllü görev alanlar. Ve bu vesileyle de hem isimleri burada yazılırken cihan başkan istersen isimleri bir okursa, bir teşvik edersen son olarak kapatacağım. Buyurun cihan başkan. Evet, ben komisyondaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 gündür çok özveriyle, hakikaten gece gündüz demeden çalışıyoruz hep beraber inşallah. Ben Cihan Akköse, komisyon başkanı olarak, Nazife Özdemir, Cemal Uzun, Ali Karadoğan, Hayrullah Kalkan, Mehmet Erdoğan, Hasan Arıkboy, Yusuf Usul, Yaşar Yaman, Nevzat Gültekin, Ahmet Şahin, İbrahim Balcı, Aziz Damar, Uygun Öztürk, isimleri neden okudum? Komisyondaki arkadaşları da herkes bilsin. Hani bir arzusu olan, isteği olan, bir talebi olan olursa da bizlere ulaşsınlar diye okudum. Ben çok teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Bu görevi bize veren yönetim kuruluma da teşekkür ediyorum. İnşallah başarıyla bu işin içinden çıkacağız hep beraber. Allah razı olsun hepinizden buraya geldiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de tekrar oraya katılım sağlayan federasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız ve bütün Malatya'da hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hepimizden Allah razı olsun. Ve kapanışı da Zeki abi bir duayla, kapanışı bir duayla yaparsak iyi olur. Bir yemek duası ve bir şeyler. Evet, hepinize teşekkür ediyoruz. Zeki başkan, mikrofonu. Abi benim sesim yüksektir. Sesim biliyorum, sesim yüksektir de yine de mikrofonu. Allah Adil Başkanım, öncelikle çıktığınız bu yolda Rabbim sizleri de, ekibinizi de, bizleri de utandırmasın inşallah. Öyle Mustafa abi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah. Elhamdülillahi lezzet tamana ve sefana ve cealana minel muslimin. Nimete celilullah, berekete halilullah, şefaati ya Resulallah. Allahümme inne nesalike tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabi ve meşayihinel kiram, tüm ölmüşlerimizin ruhu için. Cenab-ı Hak bizleri utandırmaması için ve bilhassa Allah rızası için. El Fatiha. Arap Kir Spor Kulübü Başkanı Metin Akyüz Başkanımız aramızda. Başkanım, bu sene Malatya günleri 21 Ekim'de Yeni Kapı'da başlayacak. Bu sene Makon ve Mastöp yapıyor. Neler söyleyeceksiniz?
Malatyalılar yine de İstanbul'da buluşacaklar. 21-24 Ekim arasında Yenikapı'da olacağız. Valla çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hani İstanbul'da yaklaşık 700 bin Malatyalı nüfusa sahibiz. Bu insanlarımızı tekrar bir yere getirmek bizim için gurur verici. Bu sene bu organizasyon Makom Mahsup adına düzenlenecek. Ben de Makom Mahsup bir yönetim kurulu üyesi olarak bu işte tırnağımızı taşın altına koyacağız. İnşallah en güzel şekilde Malatyalarımızı bir yere getirip Malatya'yı en güzel şekilde tanıtacağız. Malatya Yenikapı'da. Malatya Yenikapı'da, evet. Teşekkür ederim. 1995 yılından bu yana her yıl 400'den fazla öğrenciye burs veren Türkiye'nin sayılı vakıflarından Malatya İzolu Vakfı'nın başkanı Ahmet Ayhan Bey yanımızda. Başkanım, bu sene 21 Ekim'de Malatya Günleri Yenikapı'da başlayacak. Makom ve Mastöp yapıyor. Neler söylemek istersiniz efendim? Malatya'mız için hayırlı olsun inşallah. Malatya'mıza yapılan her iyilik, her düzenleme, her çalışma Malatya'mıza hayır getirir diye düşünüyorum. İnşallah bizler de elimizden geleni dernekler olarak, federasyonlar olarak elimizden ne geliyorsa inşallah yapacağız, katılacağız inşallah. Malatya'mızı tanıtmak, Malatya'mızı güzel bir yere taşımak güzel bir şeydir. Yani Malatya için yapılan her güzel şeye evet demek lazım. Çok teşekkür ederim. Aziz Damar Başkanımız yanımızda. Başkanım, bu sene Malatya Günleri 21 Ekim saat 16'da başlıyor. Bu sene Makom ve Mastöp yapıyor. Neler söylemek istersiniz? Malatya Konfederasyonumuz tarafından yapılıyor. Tabii biliyorsunuz Malatya Konfederasyonumuz zaten Mastöp tarafından kurulan bir konfederasyon. 21 Ekim 24 Ekim arasında saat 14'te açılışımız var. Ama tabii sabah saat 10'dan itibaren inşallah halka açık olacak. İnşallah 4 gün boyunca orada yoğun bir şekilde Malatyalı hemşehrilerimizi ve tabii Türkiye'yi biz orada ağırlayacağız inşallah. Amacımız orada tabii Malatya'yı Türkiye ile buluşturmak. Böyle bir sloganla yola çıktık. Malatya Yenikapı'da diyelim o zaman. Tabii tabii, aynen öyle. Şöyle, sloganımız şu aslında. Aslantepe'den Yenikapı'ya 21-24 Ekim arası Malatyalılar İstanbul'da Türkiye ile buluşuyor. Sloganımız bu. Aslantepe'den Yenikapı'ya. Tabii tabii, Aslantepe'den Yenikapı'ya diye. İstanbul'da yaklaşık 700 bin Malatyalı olduğu söyleniyor. Evet. Nasıl bir Malatya günleri bekliyorsunuz? Malatya dışından Malatya dostlarını da davet ediyor musunuz? Tabii ki tabii ki. Yani herkesi bekliyoruz. Burada sadece Malatyalıların değil, Türkiye'nin gelmesi çok önemli. Çünkü burada sonuçta Malatya biliyor zaten. Tabii 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 ki. İnşallah ben yoğun bir katılım olacağını düşünüyorum. Sadece işte bir pandemi sürecimiz var ama tabii pandemi kurallarına azami ölçüde uyacağız ve mutlaka katı kurallar koyacağız. Mutlaka girişte HES kodunu falan tabii ki gerekli önlemler alınarak maske, temizlik, mesafe kurallarına uyarak inşallah yapacağız. Herkesi bekliyoruz inşallah. Hayırlı olsun. Sağ olun. Evet, şimdi de yanımızda Hasan Karakuş Başkanımız var. Başkanım, bu sene 21-24 Ekim arasında Malatyalar Yenikapı'da buluşuyor. Neler söyleyeyim? Makom ve Mastöp yapıyor bu sene. Neler söyleyeceksiniz? Evet, sizlerin de buyurduğu gibi 21 Ekim ve 24 Ekim arasında Malatya günlerini Malatya Konfederasyonu olarak federasyonlarımız, dernek başkanlarımız ve bütün Malatyalı dostlarımız da her sene olduğu gibi yapılan Malatya günlerini de birlikte yapacağız. Bütün Malatyalı dostlarımız hepsi oraya davetlidir. Burada yöresel Malatya ürünleriyle birlikte Malatyalı sanatçılarımız da elimizden geldiğince Malatyalı hemşehrilerimize hizmet edeceğiz. 4 gün doya doya Yenikapı Malatya'ya doyacak diyelim. Özlemini çekmiş olduğu memleketinden gelen her türlü yöresel yiyeceklerinden tutun her şeyine kadar Malatyalılar biraz önce buyurduğunuz gibi doya doya sanatçısıyla Malatyalı dostlarımız orada şenliklere katılacaklar. Hepinizi oraya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Saygılar. Saygılar. Başkanım, merhabalar. Merhabalar. Bu sene Malatya 21-24 Ekim arası doya doya Yenikapı'da Malatya yaşayacak. Önce sizi bir tanıyalım. Ben Osman Dursun, Pütürge Dernekler Federasyon Genel Başkanı. Neler söylemek istersiniz Yenikapı günleriyle alakalı? Bu sene Makom ve Mastöp yapıyor. Mikrofon sizde efendim.
Biliyorsunuz bundan 3 yıl öncesi 3 yıl üst üste MADEF yaptı. Ama bu sene de Mastop Makun yapıyor. Dolayısıyla tabii ki oradaki tablo bizi sevindiriyor. Çünkü oraları, yani orası Malatya kimliğini taşıyor. Malatyalıların ortak bir platformu. Dolayısıyla biz de mutluyuz. İnşallah 21-24 Ekim arasında biz de Malatya günlerini orada Pötürge Dernekler Federasyonu olarak katılım sağlayacağız. Desteğimizi vereceksiniz. Desteğimizi vereceğiz. Kimin katkısı varsa biz onlara, herkesin emeğine teşekkür ediyoruz. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Tabii orada Malatya'nın ortak kimliğini paylaştığımız için buradaki İstanbul'daki hemşehrilerimizin oraya katılmasını hasretten tabii ki bekliyoruz. İnanıyorum ki İstanbul'daki Malatyalılar da oraya akın edecekler. Orada bir şölen havasında inşallah güzel bir şekilde bir 4 gün o şekilde inşallah Malatya'yı ağırlar diyorum. Bizler de orada olacağız. Tekrardan sizlere de teşekkür Başkanım, ediyorum. Başkanım slogan da güzelmiş. Arslan Tepe'den Yeni Kapı'ya. Aslan Tepe'den Yeni Kapı'ya. Tabii ki şimdi Malatya'nın tarihini anlatmakla bitmiyor. Bu sene Malatya günleri 21-24 Ekim tarihinde Yeni Kapı'da yapılacak. Slogan da Aslan Tepe'den Yeni Kapı'ya. Önce sizi tanıyalım, ondan sonra duygu ve düşüncelerinizi alalım efendim. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Bilal Elmas. Tabii ki zaman yaklaşıyor Malatya günleri. Bu tüm Malatyalıların özlemle beklediği gündür zaten. İnşallah tüm Malatyalılar hepsi orada bekliyoruz. Yılda bir kere oluyor zaten. Bu da tüm Malatyalıların kaynaştığı, Malatya öf adetleri ve yüresel çeşitlerin buluştuğu yerde. Bizler de Allah'ın izniyle tüm Malatyalılarla beraber orada bir araya geleceğiz Allah'ın izniyle. Malatya'ya yaşayalım. Doya doya Malatya'ya yaşayalım. Malatya'ya gidemeyenler, Malatya'ya o özlemi çekemeyenler Allah'ın izniyle o gün Yeni Kapı'da özlemi yenileyecekler inşallah, görecekler inşallah. Hayırlı olsun, hep beraber de olacağız başkanım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız, iyi mi? Teşekkür ederim. Başkanım, bu sene 21-24 Ekim tarihlerinde Arslan Tepe'den Yeni Kapı'ya Malatya günleri Makon ve Mastöp yapıyor. Önce sizi tanıyalım, sonra da duygu ve düşünceni alabilir miyiz? Tabii. Ben Cemal Uzun, 1964 Malatya Arap Girsinikli Köyü'nde doğdum. Arap Girsinikli Köy Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Mastöp Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu sene evet, Mastöp ve Makon olarak bize tevdi edildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. 19-24 Malatya günlerini Yeni Kapı 21-24 resmi açılış içerisinde tabii. Malatya günlerini hep beraber tüm hemşehrilerimizden beraber yapıp güzel bir birlik beraberlik tek yumruk olmanın mücadelesini veriyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bütün Malatyalar bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Buradan yani Türkiye'ye örnek olabilecek, yani İsmet İnönü'ler, Cumhurbaşkanları, Turgut Özal'lar, bir sürü siyasetçi, iş adamlarımız yetiştirmiş bir yerde tek yumruk halinde bu sene Malatya günlerine damga vurmamız lazım. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ederim.